Almanya, İspanya ve İtalya'dan önümüzdeki bir ay boyunca vize başvurusu için randevu almayı planlayanlara kötü haber geldi. Schengen vizesi için alınan red yanıtları bir yana bu üç ülke randevu tarihi olarak Haziran ayına göstermeye başladı. Üç ülke vize başvurularının kapatıldığı yöndeki haberleri yalanladı ancak yoğunluk nedeniyle Mayıs ayında randevu verilmediği vurgulandı. Yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? Evet şimdi pasaport işlemlerini yaptık. Bu Yunan Adaları başlayınca ilk oradan başlayalım dedik. Ondan sonra bakacağız. Aslı benim isteğim İtalya. Ailece Yunanistan herhalde bize en makul olacak. Önce red veriyorlardı, şimdi ise randevu bile vermiyorlar. İspanya, İtalya ya da Almanya'da tatil planlayanlara kötü haber geldi. Randevular kapatıldı. Çok üzücü bir olay gerçekten. Bunu yurt dışına gittiğimizde de görüyoruz. Yani bize yapılan muamele de hiç hoş değil. Uçak bileti olan, seyahat planı olan, fuara gidecek olan birçok arkadaşım mesela vizeden dolayı gidemeyenleri duydum. E, kötü bir şey yani. Avrupa seyahati her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Schengen vizesinde ret oranı %20'ye yaklaştı. Geçtiğimiz yıllarda bu bu kadar çok sorun olmuyordu. Geçtiğimiz senelerde vize randevuları ile ilgili değil de vize redleri ile ilgili sorunlar hep duyuyorduk. Ancak randevular çok fazla açılmıyor. Açılsa bile çok az sayıda ya da çok kısıtlı zaman içinde açılıyor. Buna rağmen Avrupa ülkelerinde tatil yapmak isteyenlerin talebinde azalma olmadı. İspanya, İtalya ve Almanya randevuların tamamen dolduğunu belirterek vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapatma kararı aldı. Özellikle İtalya'da, İspanya'da ve Fransa'da, Yunanistan'da yine aynı şekilde vize randevularında evet ciddi bir e, sorunla karşı karşıyayız. Almanya'da yine onlar da e, aynı şekilde vize randevularını kapatıyorlar veya çok az açıyorlar. Çok ciddi problem var. Ee, i̇nşallah çözülür. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin de Türkiye'ye artık bir kapı açması lazım. O konuda yardımcı olmaları lazım gerçekten çok büyük zorluk çıkarıyorlar. Yurt dışı tatil planlayanlar da alternatif ülkelere yönelmeye başladı. Vizesiz turlardan Balkanlar turu var. Balkanlar'da 5 ülke turu var. Oradaki tur fiyatları da yine diğer Avrupa ülke turu fiyatlarına yakın olduğu için oraya da çok fazla talep alıyoruz. Fas turları işte Tunus veya Mısır turları içinde. de Aynı şekilde vizesiz olarak gidinebiliyor. Bir diğer alternatifse Yunan adalarında uygulanan kapıda vize uygulaması. Yalnız tabii ki bu her adaya değil. Örneğin Mikanos veya Santorini gibi dünya çapında Yunan adalarına gitmek için yine Yunanistan konsolosluğundan vize başvurusu yapılması lazım. <laughs>